Ben de işte Galatasaray kulübü içerisinde yani kongreye olan dostlarımız var. Galatasaray kulübü içerisinde e, çok rovanşist e, oluşumlar var artık. Yani bugün Galatasaray mesela diyelim Eşref Bey seçildi veya Metin Bey seçildi. Seçilen başkan üç, önümüzdeki sezon Galatasaray şampiyon oldu gitti diyelim. Misal. Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kupası'nı aldı. Bak Şampiyonlar Ligi Kupası'nı. Sezon sonunda o kadar çok rövenşist oluşumlar var ki adam kupaya bakmaz. Başkanı ibra etmeme gücü var bazı grupların. Bunu biz gördük. Burak Elmas'a da gördük. İşte Dursun Bey devrildi bir anda. Adnan Polat'ta gördük. Valla Şampiyonlar Ligi'ni alsa ben bile ibra edilirim bak, bence. Bak <laughs> ne diyorum sana Melike. Ama i̇stese, sen durumun ciddiyetini istese. Bu iş bu kadar kolay olmamalı ama bu iş niye bu kadar kolay oldu? Oluyor. O revanchist gruplaşmalar. Ha, o bitmeyecek. Nesilden nesile devam edecek gibi bir durum sanki. Ben bunu unutmayacağım diyor adam mesela. Öyle mesela, bir durum. Sicil var. Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz döneminde Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Bey'in tamamen bu rövenşist bakış açısıyla ihraç edildiğini söyleyebiliriz. O da mahkemeye gidiyor ya da gitmiştir. Geri gelebilir. Deniz Selçuk Bey geri geldi. O da ben bunu unutmayacağım der. Mesela yapar yapmaz onu bilmiyorum. Mesela veya X kişi. Ben İntikam bunu asla unutmayacağım. Evet açısı var oraya diyorsun. gidiyor. Yani Galatasaray bence çok sağduyulu insanlar var Galatasaray'da. Oturup ya bizim camiye ne oluyor diye. Çünkü çok farklı bir cami olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani çok fazla üye sayısı olmayan bir camiye. Belli bir ölçüde tutuyorlar. İşte biz nereye gidiyoruz, ne oluyoruz? Çünkü sonraki artık Galatasaray'da başkanlık 3 sene falan değil. Bir sene. Bu gerçek. Her mali kongre potansiyel bir başkan devirme kongresidir. Öyle bakmak lazım. Ya Öyle bakılıyor artık. Peki adam e, seçilemedi mesela şunu diyebiliriz. Olsun bir sene sonra mali kongre var. <laughs> Öyle bakılır diyorsun. O da doğru bir <laughs> tabii. tabii şey değil. Ozan Zeybek sana şöyle geleyim şimdi hoca düşüncesi işte iki takımda da çünkü bir hoca arayışı olduğu için Domenek Torrent'le de onunla ilgili bir haberimiz var. Birazdan geçeceğim onu ama Okan Buruk üzerinden gidelim Hı -hı. istiyorum. Şimdi dedin ki Fenerbahçe için İsmail Kartal eğer şampiyonluk iddiası varsa hocası olmaz İsmail Kartal. Galatasaray şampiyonluk iddiasında Okan Buruk'la yola çıkmalı ama sana böyle geleyim. Ya yani şu anda alternatiflere baktığında artı Galatasaray'ın hocadan önce oyuncu e, evet, transfer. transferine bakmak lazım. Mutlak suretle ben mesela Fenerbahçe en şanslı kulüp olarak görüyorum. Önümüzdeki sezon yeni e, sezon başlarken Fenerbahçe'yi çok şanslı görüyorum. Şampiyon olan Trabzonspor'dan bile şanslı görüyorum. Abi Neden? Abi ben o zaman Ozan Zeybek net konuşan bir adam. Ozan Zeybek 2. de önümüzdeki sezonun şampiyonu Fenerbahçe diyor kendileri. Ben öyle algıladım. Yani benim gözümde şu an için ben yani o şeydeyim yani. O inançtayım öyle diyeyim sana. Neden? Hem yani bizim bu e, toplam e, bilgilerimizden artı kağıt üzerine baktığımızda oyuncu kalitesinden ve kapasitesinden neler çıkabilecek artı paradan dolayı, finanstan dolayı da bunları rahatlıkla söylüyorum. Şampiyon kim? Trabzonspor. Trabzonspor'un Lokomotif yani işi treni kullanan makinistlere yani en önemli oyuncuları kim? Yaşlarına bak. Trabzonspor hemen Şampiyonlar Ligi bir finali oynayacak. Çok önemli bir final. Yani e, ön eleme yani Şampiyonlar evet. Ligi'ne kalabilmek için. En son Şampiyonlar Ligi'ne hangi takımımız katıldı? Beşiktaş. Evet. Puan aldık mı? Alamadık. Ama 25 milyon, 30 milyon euro civarında Şampiyonlar Ligi'ne katılma, katılma parası. Evet. Galibiyet alsaydı ona göre de iyi gelir olacaktı ve şanslı olacak. Yani Trabzonspor seri başı olarak katılıyor bu playoff'a. bir maç oynayacak ee, çok şanslı görüyorum. Yani kim çıkarsa çıksın. Bir de Trabzonspor'a öyle büyük bir rakip çıkacak diye düşünmüyorum. Yani mesela Hırvatistan'ın şampiyonu çıkabilir örnek veriyorum yani ee, İrlanda'dan bir tak yani böyle bir şeyin e, Trabzonspor'un şampiyonlar ligine katılmasının büyük olasılıkla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama oyuncu kapasitesine baktığımızda Trabzonspor'a da birçok oyuncu lazım. Trabzonspor'un bak Hamsik bir çıktı. 3-5 hafta oynamıyor. Bütün düzeni bozuluyor. Hamsik kaç yaşında? 35 yaşında. Yani bugün 34 yazabilir. Önümüzdeki sene 35 yaşındaki bir Hamsik'ten. Vakemesi, Vizcası ee... Hadi Santrafor'un falan yaşı. Bakasetas. Bakasetas'ın sanki kafasında Trabzonspor'u bitirdi gibi bir havası var. Gelen transfer dedikoları var. Bakasetas önümüzdeki sezon bence Trabzonspor'da olmama olasılığı %51. Yani bunları biz net bilgi olarak değil ama gidişat olarak baktığımızda Şampiyon oyunu, takım, şampiyonlar ligi var. Niye gitsin ki? Bazı handikaplar da var. Bakıyorsun hangi takım şampiyon olduysa Başakşehir bunu yaşadı. Bursa Spor bunu yaşadı. Sergen Yalçın bunu yaşadı. Bir sene yani onun o, o devam şeyi et devam ettiremiyor. Sanki uzun süre o modu yaşıyor. Şampiyon takımız, şampiyon takımız. Ondan sonra yeni sezona başlarken bu sene biraz önce söylediğim gibi yani e, Temmuz ayında başlayan bir lig olacak bir de. Trabzonspor'un da mesela işi zor olacak. Hangi soruyu sormuştun da buraya getirdin bizi? Okan Buruk. Okan Buruk. Okan Buruk yani bugün baktığımızda yerli alternatifler Fatih Terim denen bir figür varken kolay kolay yerli teknik adam getiremezsin. Bugün Galatasaray yerli alacaksa bana ikinci bir ismi söyleme şansın yok. Okan Buruk. Yerli alacaksa Okan Buruk. E, bu arada Metin Öztürk bir açıklamasında da e, Fatih Terim'in Galatasaray'daki teknik direktörlük e, görevi bitti. Sona erdi gibi bir yorumda bulundu. Hı hı. E Tabii Fatih Terim de bir imza, son imza paylaşımı yapmıştı veda ederken. Sen buna nasıl bakıyorsun? Şimdi Fatih Terim'den örnek verdiğin için söylüyorum. Fatih Terim Bitti yani, mi sence? Şimdi Metin Öztürk şu anda mevcut bir başkan, seçilmiş bir başkan değil. Her türlü yorumu yapabilir ama Türk futboluna baktığımızda Bugün için söylüyorum. Daha başkan olmayan bir Metin Öztürk'ten bahsediyorsun. Fatih Terim'in ağırlığı kefe daha da ağır basar yani. O orada e, Fatih Terim'in anti Fatih Terim'cilerden gelecek oylara talibim mesajı gibi bir şey. İki flash olacak transferler kimler olabilir acaba? Ahmet Sarıçam yazmış. Metin Öztürk e, ikisi flash en az 4-5 transfer açıklaması yapıyor. E, kimler olabilir diye sormuş tahmin. Çok daha var transfere bu kadar isim konuşmaya ama. Ee, yani şöyle. Flash demiş. Bence ya. belirli bir isim falan yoktur herhalde. Varmış Serhan Türk biliyor bunları. Söylemedi bana ama Serhan Türk kimler kafasında kimlerin olduğunu biliyor. O zaman takım planlamasını yapmışlar hoca olmadan. <laughs> Yapıyorlar yani şu anda. Zaten çok Onu başkan diyorum. yok yani iki tane başkanın arasında. Hani hoca olmadan için. takım planlaması evet. yapılıyor. Bence hoca, hoca da mesela Okan Buruk bir tane başkan bence kadar, kafasında... Eğer o kadar kafasına... Türk'ün bileceği kadar isimler netse hoca da belli o zaman. Hoca ile de anlaşılmış. Hoca ile konuşularak transferler evet. belirleniyor diyorsun. İlginç. Peki hoca demişken Domenek Torrent konusuna bir geçelim isterseniz. Şimdi Domenek Torrent bir yandan da tabii kalmak istiyor. ama şöyle bir şey var. Tabi tabii galibiyet dahi alsa oyuncu tercihleri, alınan skor, oynanan oyun eleştiriliyor. Bir haberimizi izleyelim sonrasında değerlendireceğiz.